Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere görmüş olduğunuz bu bere ve boyunluğun yapımını paylaşacağım. Yapımı oldukça kolay arkadaşlar. Beremizin de boyunluğumuzun da yapımı oldukça kolay. Şöyle bir ters bir düz lastik örüyoruz. Üzerine de fare dişi modeli yaparak örüp ilerletiyoruz. Şöyle beremin lastiğini de iki katlamak için uzun yaptım arkadaşlar. Siz isterseniz lastik kısmını daha kısa da yapabilirsiniz. Ben 7 yaşa göre yaptım arkadaşlar. 10 yaşa kadar da kullanılabilir. Ben şimdi bere ve boyunluğumun yapımını paylaşayım sizlerle. İpim şöyle orta kalınlıkta bir ip arkadaşlar. Bir marketten aldığım iple örüyorum. Şimdi 4,5 numara misina kullanıyorum. İlk önce şöyle uzunca bir ip alıp beremden başlıyorum. Uzunca bir ip alıp şişimin üzerine şu şekilde 80 tane ilmik atıyorum. Şimdi üzerine bu şekilde 80 tane ilmik atıp beremi başlıyorum. İlmiklerimi attım. Siz ilmiklerinizi istediğiniz şekilde atabilirsiniz arkadaşlar. İlmiklerimi attım. Örgümün birinci sırasını lastik örmeden birinci sırasını ipim önde sıramın sonuna kadar ters haşo olarak örüyorum. Bu şekilde ters örgü olarak ipim önde sıramın sonuna kadar örüyorum. Birinci sıramın sonuna kadar ters ördüm. Döndüm. Burası bizim beremizin düz yüzü. İlk ilmiğimi örmeden alıyorum. Takip eden ilmiğim düz. İpimi öne alıyorum. Ters örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Düz örüyorum. Beremizin lastiğini bir ters bir düz örüp sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Sıramın sonuna kadar bir ters bir düz beremin lastiğini örüyorum. Son ilmiğim de ters olarak denk geldi. Ters ördüm. Döndüm. Arka yüzünde ilmiklerimizi göründüğü gibi örüyoruz. İlk ilmiğimi örmeden alıyorum. Bakın ipimi şöyle ters. Şu yanları biraz pıtırcık olsun diye şu şekilde tersimi ördüm. İpimi arkaya attım. Düz ördüm. İpimi öne aldım. Ters. Arkadan ilmiğimizi göründüğü gibi bu şekilde önden bir ters bir düz, arkadan da ters ters düzü de düz ilmiklerimizi göründüğü gibi beremizin lastiğini örüp ilerletiyorum. Beremin lastiğini örüp ilerlettim arkadaşlar. Toplam 28 sıra ördüm. Şimdi burası bizim beremizin lastiğinin düz yüzü. Modelimizi kurarak beremizi örmeye devam ediyorum. Burası bizim lastiğimizin düz yüzü. Bakın şurası da ters yüzü. İlk ilmiğimi örmeden alıyorum. Takip eden bütün ilmiklerimi ters olarak örüyorum. Siz isterseniz lastiğini daha kısa da yapabilirsiniz arkadaşlar. Sıramın sonuna kadar bütün ilmiklerimi ters olarak örüyorum. Sıramın sonuna kadar ters olarak geldim. Döndüm. Burası şimdi bizim örgümüzün
Veremizin burası düz yüz arkadaşlar. Şöyle lastiği de şu şekilde katlayarak kullanacağımız için görünüşü şu şekilde. Şimdi tekrar ilk ilmiğimi örmeden alıyorum. Takip eden bütün ilmiklerimi sıramın sonuna kadar düz olarak bu şekilde örüyorum. Sıramın sonuna kadar düz örerek geldim. Döndüm. Şimdi modelimizi arka yüzünden yaparak ilerliyoruz. İlk ilmiğimi örmeden alıyorum. Bakın takip eden ilmiğimi şu şekilde ters olarak ördüm. İpimi arkaya attım. Fare dişi modelini yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ikinci sıramın şu alt boşluktan bir tane düz örüp ilmeğimi şu şekilde düşürüyorum. İpimi öne alıyorum. Ters örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Bakın ikinci ilmeğimi şu alttan birinci sırayı bırakıyorum. İkinci sıra alttan şu şekilde bir tane düz olarak örüp ilmeğimi düşürüyorum. İpimi öne alıyorum. Ters örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Birinci sıramı bırakıp ikinci sıra şu alt boşluktan şu şekilde düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. Ters örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Birinci sıramı bırakıp ikinci sıramı şu alt boşluktan düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Ters ördüm. İpimi arkaya attım. Bakın şu alttan boşluktan düz olarak ördüm. Bu şekilde sıramın sonuna kadar bir ters örüyorum. Düzü de şu birinci sırayı bırakıp ikinci sıra alt şu boşluktan örerek sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Sıramın sonuna kadar ters ördüm. Düzümü ikinci sıra alt boşluktan ördüm. İpimi öne aldım. Ters ördüm. İpimi arkaya attım. Bakın düzümü bir önceki sıradan örüyorum. Arkadan bir ters, bir düz, tersi normal ters örüyorum. Düzü ikinci sıra alttaki boşluktan şu şekilde örüyorum. İpimi öne aldım. Ters ördüm. İpimi arkaya attım. Bakın iyice yakından göstereyim arkadaşlar. Şu alt boşluktan şu şekilde örüp ilmeğimi düşürüyorum. Kenardaki ilmeğimi de ters olarak ördüm. Döndüm. Burası bizim örgümüzün düz yüzü. Düz yüzünde tekrar sıramın sonuna kadar bütün ilmiklerimi düz sarışı olarak bu şekilde örüyorum. Sıramın sonuna kadar düz örerek geldim. Örgümün düz yüzündeyim. Döndüm. Burası bizim örgümüzün ters yüzü. Tekrar ikinci sıramı ters olarak örüyorum. Birinci modeli bitirdik. İkinci modelin birinci sırasını ördük. Düz olarak ikinci sırasında ters olarak örüyoruz. Sıramın sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sıramın sonuna ters olarak geldim. Döndüm. Tekrar düz yüzünde tekrar sıramın sonuna kadar düz örgü olarak örüp ilerliyorum. Bu sırayı da düz örgü olarak düz sarışı olarak örüp ilerliyorum. Sıramın sonuna kadar düz örerek geldim. İki sıra önden düz, arkadan da bir sıra ters ördüm. Tekrar fare dişi modelimi uyguluyorum. İlk ilmiğimi örmeden alıyorum. Her zaman bu takip eden ilmiğimiz ters olarak başlıyoruz arkadaşlar. Modelimizi karıştırmamak için. Bakın ters ördüm. Geçen sıra aynı ilmiğimi düz alttan örmüştüm. Tekrar bakın. Tekrar modelimi uyguluyorum. İpimi arkaya attım. Tekrar
Bir alttan örüyorum. İpimi ön alıyorum, ters örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Bakın bir alttan düz olarak örüyorum. Sırasını karıştırmıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ters, düz, ters, düz ilerliyoruz. İpimi ön aldım, ters ördüm. İpimi arkaya attım. Bakın bir önce de aynı ilmeğimi düz örmüştüm 2 sıra önce. Tekrar alttan düz olarak örüyorum. Ve bu şekilde modelimi uygulayarak ilerliyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar ters düzümü bir alttan alıyorum. Ters düzümü bir alttan alıyorum. Her zaman aynı ilmikleri ters, aynı ilmikleri de bir alttan düz olarak örüyoruz. Bu şekilde sıramın sonuna ilerliyorum. Sıramın sonuna kadar tersimi ördüm. Düzümü bir alt sıradan ördüm. Tersimi ördüm. Düzümü bir alt sıradan ördüm. Bu tersle düzün hiçbir zaman yerini karıştırmıyoruz arkadaşlar. Şöyle aynı hizada olması için arkadan sürekli ters ördüğümüzü, ters düz ördüğümüzü de modeli uygularken düz olarak örüyoruz. Şimdi tekrar önden bir sıra düz örüyorum. Arkadan ters örüyorum. Önden düz örüyorum. Arkadan tekrar dönüp ilk ilmeğimi ters örüp ikinci sıramın altından düz olup örerek fare dişi modelimi uygulayarak beremi örüp ilerletiyorum. Ben beremi ilerletip tekrardan geliyorum. Beremi örüp ilerlettim arkadaşlar. Şöyle toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lastiğini yaptıktan sonra fare dişi modelimi de 12 kez uyguladım. Şimdi beremizin tepe noktasını toplayarak örmeye devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Takip eden ilmeğimi şu şekilde ikisini birlikte örüyorum. Takip eden ilmeğimi tekrar ikisini birlikte örüyorum. Takip eden ilmeğimi tekrar şu şekilde ikisini birlikte örüyorum. Şimdi üzerinde 80 tane ilmik var. İkişer ikişer örerek ilmik sayımızı yarıya indiriyorum. Şu şekilde bütün ilmiklerimi ikişer ikişer örüyorum. Sıramın sonuna kadar bütün ilmiklerimi şu şekilde ikişer ikişer örüp ilerliyorum. Beremin tepe noktasını topluyorum. Şöyle ilmiklerimi çift örerek sıra sonuna geldim. Kenarda bir tane ilmeğim düz olarak ördüm. Döndüm. Burası bizim beremizin ters yüzü. Ters yüzünde tekrar bütün ilmiklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüp ilerliyorum. Sıramın sonuna kadar bütün ilmiklerimi ters olarak ördüm. Döndüm. Tekrar beremizin düz yüzündeyim. Tekrar ilmik sayımızı tekrar yarıya indiriyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Takip eden 2 tane ilmeğimi şu şekilde çift örüyorum. Tekrar bütün ilmiklerimi şu şekilde ikişer ikişer örerek ilerliyorum. Tekrar ilmik sayımızı tekrar yarıya indiriyoruz. Sıramın sonuna kadar tekrar ilmiklerimi çift örerek geldim. Şimdi şuradan şu şekilde ipliğimi kesiyorum. Şöyle iğneme geçiriyorum.
Şimdi şimdiki bütün ilmiklerimi iğneme topluyorum şu şekilde. Şekilde topladım. Bakın şöyle çektim. Beremizin tepe noktası çok düzgün bir şekilde çekip topladım. Şimdi şuradan şu şekilde dikip sabitliyorum. Şöyle şu kenarını da dikerek aşağıya indiriyorum arkadaşlar. İstediğiniz şekilde berenizi dikebilirsiniz. Ben şöyle her iki taraftan da şu şekilde alarak beremi dikiyorum. Şu şekilde dikip aşağıya kadar ilerliyorum. Beremin dikme işlemini bitirdim arkadaşlar. Şöyle tepe noktasının görüntüsü de şu şekilde. Şimdi ben şu tepe noktasına da bir tane pompon dikiyorum arkadaşlar. Siz isterseniz dikmeye de bilirsiniz. Şöyle şu şekilde. Şöyle arkadan sabitleyerek tepe noktasına da bir tane pompon dikiyorum. Beremi bitirdim arkadaşlar. Şimdi sıra geldi boyunluk yapmaya. Boyunluk için de şöyle şişimin üzerine 90 tane ilmik attım. 90 tane ilmiğimi önce bir sıra ters ördüm. Ardından bir ters bir düz 10 sıra lastik yaptım. Şu fare dişi modelimi de 13 kez uyguladım arkadaşlar. Boyutunu siz kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. İster daha uzun, ister de daha kısa da yapabilirsiniz. Şimdi tekrar şu uç kısmına uyguladığım lastiği tekrar uygulayıp boyunluğu da bitiriyorum. Tekrar bir ters, bir düz boyunluk içinde 10 sıra lastik örüp bitiriyorum. Bu şekilde tekrar bir ters, bir düz 10 sıra örüyorum.
Boyunluğun lastiğini örüp 10 sıraya tamamladım arkadaşlar. Bitiş lastiğini. Şimdi ilmiklerimi şu şekilde keserek boyunluğu da bitiriyorum. Şöyle bir tane örüyorum. Arkadan üzerinden atlatıyorum. Kesme işlemini de boyunluğumuzun bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ben boyunluğumu kesip şu yan kısmından bereyi nasıl diktiysem bunu da aynı şekilde dikip tekrardan geliyorum. Boyunluğu da sıkı bir şekilde kesip diktim arkadaşlar. Şöyle boyunluğu da bitirmiş olduk. Bere ve boyunluğumun yapımı bu kadar arkadaşlar. Bana destek için kanalımı beğenip abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.